Dünyadaki sömürü sistemi nasıl çalışır? Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins. John Perkins, Amerikan Derin Devleti olarak bilinen NSA'da, Ulusal Güvenlik Ajansı'nda yıllarca ekonomik tetikçi olarak çalıştı. Sene 2005. Türkiye ile bir alakası olmayan John Perkins kitabında anlatıyor. Kendi otomobilini üretemeyen ülkeye borç verip otobanlar yaptırırız. Sonra onlara arabalarımızı satarız. Sonra bankalarını satın alırız. O bankalardan halka ucuz krediler verip daha çok araba almalarını sağlarız. Böylece verdiğimiz o krediyi arabamızı satarak geri alırız. Hem de faiziyle. O ülkeye Dünya Bankası ya da kardeş kurumlardan kredi ayarlarız. Ayarlanan kredi asla o ülkenin hazinesine gitmez. O ülkede proje yapan bizim şirketlerimizin kasasına girer. Enerji santralleri, sanayi alanları, limanlar, dev hava yolları yapılır. Aslında insanların işine yaramayan bir yığın beton. Bizim şirketlerimiz kazanır. O ülkedeki birileri de nemalandırılır. Toplum bu düzenekten hiçbir şey kazanmaz. Ama ülke büyük bir borcun altına sokulmuş olur. Bu o kadar büyük bir borçtur ki ödenmesi imkansızdır. Büyük altyapı projeleri gayri safi milli hasıla artışına önemli katkıda bulunur. Ancak gayri safi milli hasıla mutlak değer olarak aldatıcıdır. Bir tek kişi, örneğin bir enerji şirketi sahibi bile yararlanacak şekilde GSMH artabilir. Halkın çoğunluğu borç yükü altında ezilse bile, zengin daha da zenginleşirken fakir daha da fakirleşebilir. Buna rağmen istatistiksel açıdan büyüme gerçekleşmiş görülür. Plan böyle işler. Sonunda ekonomik danışmanlar, tetikçiler olarak gider onlara deriz ki bize büyük borcunuz var. Ödeyemiyorsunuz. O zaman petrolünüzü satın, doğal gazınızı bize verin, askeri üslerimize yer gösterin, askerlerimizi birliklerimize destek olmaları için savaştığımız bölgelere gönderin. Birleşmiş Milletler'de bizim için oy verin. Elektrik, su, kanalizasyon sistemlerinizi özelleştirin. Onları Amerikan şirketlerine ya da diğer çok uluslu şirketlere satın. Sosyal hizmetleri, teknik sistemleri, eğitim kurumlarını, sağlık kurumlarını, hatta adli sistemlere ele geçiriniz. Bu ikili, üçlü, dörtlü bir darbeler serisidir. Yoksul ülkelere dış yardım kılıfı altında verdiğimiz borçlar, bugünün çocuklarının ve onların torunlarının rehine olmasına yol açıyor. Şirketlerimizin onların kaynaklarını talan etmesine izin vermek ve bize olan borçlarını ödeyebilmek için eğitim, sağlık gibi hizmetlerden feragat etmek zorunda kalacaklar. Batılı sömürge savaşlarında harcadığı bütün parayı dünyadan açlığı kaldırmaya, eğitim ve temel sağlık hizmetlerine herkesin ulaşabilmesine, ormanların, sulak alanların korunmasına harcasaydı dünya nasıl bir dünya olurdu acaba? John Perkins yaptığı işi kısaca şöyle tanımlıyordu. İşin dünya liderlerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari çıkarlarını gözeten büyük bir ağın parçası olmaya teşvik edin. Düşünelim, sorgulayalım ve irademizi ona göre kullanalım.